İlk insanlar ne yapsaydı da şu an daha iyi bir şekilde yaşasaydık? Valla bence ellerinden gelenin en iyisini yapmışlar. Onlar daha ne yapsın? Ya Evrimler, evrim var. bu soruyu sorana var ya, valla oturup antropoloji bir daha gözden geçirmek lazım beraber. Yani çünkü Güzel tartışalım diye getirdim hocam bu tabii soruyu. ya, ilk insan dediğin, yani ilk insanlar neyi kastediyor bilmiyorum ama buzul çağı atlatmış, mamut avlamış, av aleti olmadan mamut avlamayı becermiş, aslandan, kaplandan, bizondan, hedevdeden bir şekilde kurtulmuş neyse. Yeryüzünde neredeyse bir sürü canlının neslini tüketen her türlü mevzuya gayet de direnmiş, hem de bu zayıf çıplak bedeniyle. Biz şimdi elimizde cep telefonu, altımızda uçak, araba, bilmem ne var. Şu Covid'den düştüğümüz hallere bak yani. O zaman şöyle değiştirelim mi soruyu? İnsanlar ne yapmasaydık da daha iyi yaşamaya, daha iyi bir dünyayla, doğayla iç içe yaşamayı başarabilseydik? Demek ki ilk insanlarda çok bir problem yok. Eski insanlarda yok. Biz ne zaman Kesinlikle, problem yaşamaya başladık? İşte yaklaşık son 10 bin yıldır şehirlere yerleşmeye başlayıp son 200-300 yıldır sanayi devrimi ve sonrasındaki tırnak içinde medeniyeti geliştirmeye başladığımızda, zaten ben fabrika ayarlarında ne diyorum? Yani insanın evet. fabrika ayarlarına uygun bir ortamda yaşamadığını artık kabul edelim. Sorunlarımız bu uyumsuzluktan kaynaklanıyor. Hem psikolojik, hem fizyolojik, hem patolojik, işte hangi tip sorunumuz varsa bu sorunlar ağırlıklı olarak buralardan geliyor ve biz bu ayarları anlarsak daha doğru yaşarız diye bir kafamız var. Bizim insan olarak neyi yapmayı bırakmamız ve ne yapmamız gerektiği binlerce yıldır bütün kadim gelenekler, dinler, inançlar, anlatılar tarafından bir teviye tekrar. Hepsi de aynı şeyi söyler. Hepsi der ki yiyeceğinden fazla mal biriktirme. Çok yeme. Az konuş. Baba. Bazı işte malını paylaş falan. Hep böyle şey. Öldürme. Başkasının hakkına girme. İşte doğaya saygı duy. Mesela doğaya bak. Mesela bunu çok söyler her kadim gelenek. İnsanlar bunu söyleyenin, atıyorum Türkiye'de doğmuşlarsa, Müslüman bir ülkede doğmuşlarsa, sadece İslam'ın bunu söylediğini düşünebilir ama öyle değildir. Gidin Budizm'e, gidin ne bileyim işte Hinduizm'e, gidin en kuzey Sibirya'da ne dini varsa, buz dinim var bilmiyorum orada. Onlara baksınlar, işte Hristiyanlık, Yahudilik bilmem ne, hepsinin Şamanizm temelinde hepsi bunun işte içinde. Yahudilik'te 10 emir var mesela, işte bunları dizmişler. Yani netice itibariyle insanın her dönemde derdi aynı, yaptığı aşırılıklar aynı. Bugün de mesela ben bilimsel olarak insanın fabrika ayarları diye formüle ederken, bu arada gerçekten yani tuhaf bir denk gelme oldu. Ben hiç o açıdan bakmamıştım. Ben insanın ayarlarını formüle ettim falan filan. Bir gün bir ilahiyat fakültesinde konuşurken, daha insanın fabrika ayarları fikri çok yeni. Ben de o böyle Evet. sağda solda onu anlatıyorum. Yani işte böyle böyle ayarları var insanın diye. Ve hocam dedi, böyle anlatıyorsunuz ama dedi, mesela sınırları aşmak ayarından bahsediyorduk o sırada. E dedi, yani inançlar dedi birçok insana dedi sınırında otur, arıza çıkarma falan diyor. Bunu nasıl yorumluyorsunuz falan deyince, ben soruyu aldım şimdi. Dedim ki hayır, bence öyle değil. Bence tam tersi. İnsan keyif edip yayılıp yuvarlanabilirken inançlar diyorlar ki kalk bir iş yap, adam gibi bir şey becer. Yani dünyayı imar et, işte açları doyur, yoksula yardım et, bilmem ne falan filan. Sonra bu soruya cevap verirken şunu fark ettim. Yazdığım 5 ayarın tamamı bütün dinler tarafından zaten insanlara sürekli hatırlatılıyormuş. Hareket et, her dinin bir ibadeti var. Az ve çeşitli aralıklıya. Oruç ibadetinin olmadığı hiçbir din yok. Hepsi muhakkak bir oruç tutturuyor. Mesela ilişkiler. Diyor ki hepiniz kardeşsiniz, işte Adem'in çocuklarısınız, sevin birbirinizi, olun ponçik falan filan. Hep böyle şeyler var. İlişkileri çok destekliyor. Stres yönetimi. Yani hem zaten toplumsal birlikteliği sağlayıp stresi azaltıyor, hem de öleceğini bilen tek canlı olarak, ya oğlum öleceksin ama yani boşuna değil bu, bak sonra güzel şeyler olacak falan filan dedi. Güzel bir anlatı veriyor insanlara. Ve sınırları aşmak konusunda dediğim gibi kapasitesini zorlayıp gelişmesini tavsiye ediyor insana. Bütün inançlar böyle. Ve bu çerçevede baktığında aslında insanın neyi yanlış yaptığı çok açık. Mesela ben bugün aslında bunu anlatan bir anlatıcıyım. İnsanın yaptığı yanlışlardan dönmesine, insanın fabrika ayarlarına dönmesi adını veriyoruz. Bu yanlışlardan döner isek, gerçek ilişkiler, gerçek doğayla temas, gerçek kendimizi keşif, kendimizi genişletme falan filan gibi işlerle uğraşırsak, insan bugüne kadar yaşadığı sorunları artık daha az yaşar diye bir umudum var. Tabii John Lennon'un Imagine şarkısından daha farklı bir şey değil. Muhtemelen uzunca bir süre böyle naif bir dilek olarak kalacak ama birileri de bunu hayatında yapınca çok mutlu olacak. Şimdiden o sonuçları görüyoruz. Bu arada şey de söyleyeyim, insanın fabrika ayarlarını evde deneyenlerin sayısı gittikçe artıyor.
Hem bizim açık beyin içerisinde, bizim başta sevgili Berna olmak üzere, hem de diğer dışarıdan arkadaşlar bana sık sık rapor atıyorlar. Kimisi işte aralıklı oruçlara, bu intermittent fastinglere başlamış. Kimisi benim kitapta tavsiye ettiğim izometrik egzersizleri 2 ay yapıp, hocam vallahi baklavalar çıkıyor falan diye böyle gönderiyorlar. İlişkiler vesaire konusunda türettikleri argümanları, sosyal yardımlaşma vesaire fikirlerinde kullanan arkadaşlar çıkıyor. Yani çok seviniyorum. Daha kitap çıkalı 6-7 ay oldu. Bu arada bir hava daha atayım mı? Hocam ne havası, estağfurullah. Tabii tabii 6-7 ay oldu mesela. İnsanın Fabrika Ayarları 1. kitap. Yani şimdiye kadarki bütün kitaplardan çok daha hızlı satıyor ve çok daha fazla ilgi gördü. Şu anda 30 bini zorluyor. Ve 6 ayda pandemi döneminde bilmem ne de Türkiye'de böyle bir şey olması, yani benim müthiş bir yazar olmamdan ziyade konunun insanlarda ne kadar tınladığını çok açık bir şekilde gösteriyor. Lütfen evde deneyiniz arkadaşlar. Hazal çok 12'den bir soru getirdi. Ya bunlar benim, niye benim başıma geliyor diye soruyorsanız, bakacağınız ilk yer neyi yanlış yapıyorum sorusu olmalı. Yani bu soruyu bir kere sorduktan sonra da bence işler kolay. Ben kendimle ilgili 7-24 hep bununla meşgulüm. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. Eşimle, dostumla, arkadaşımla, öğrencimle, iş arkadaşımla bir sorun yaşadığım zaman ilk sorumdur. Ben nerede yanlış yaptım? Yani ne yaptım ki bu durum ortaya? Çünkü o ne yanlış yaptı dersen bu işin çözümü yok. Dolayısıyla evet. İnsan bu dünya niye böyle duruyor diye soruyorsa ilk soruyu hemen ben niye böyleyim de dünya böyle diye değiştirmek zorunda. Öyle. Hocam bunun yanında bu çok gündelik bir düşünce de değil mi? Evet, biz şimdi bazen kitapta olmak, denemek deyince insanlar korkuyor. Yani hayatlarında büyük bir şey değişecekmiş gibi hissediyorlar ve bazen değişimin de getirdiği korkudan geri adım atıyorlar. Canım ya. Benim gibi adam bile yapıyor. Vallahi inan zor değil. Ben aslında hocam, ben nerede yanlış yapıyorum? Mesela çok klasik bir örnektir ilkokullarda verilen. Senle başlar şey, çevreyi korumak, doğayı korumak. Biz diyoruz ki insanların hepsi suya harcıyor. İnsanların hepsi yere çöp atıyor. Ama bir anda dönsek, o ilk soruyla başlasak. Ben ne yapıyorum? Ben bunu yapan bu durumda mıyım? Yani gündelik eylemlerde bile bunu kullanabileceğiz aslında. Ama kendi korkularımız, endişelerimiz. Ben iki tane şey gördüm. Ya iki çok arka arka enteresan bir durum gördüm. Aynı parkta, bizim burada Caddebostan'daki sahil yürüyüş yolunda birkaç gün arayla iki olay gördüm. Bir tanesinde İşte genç bir grup arkadaş, işte iki tane çift böyle yürürlerken bir şey yediler, işler. İşte çocuğun bir tanesi, hadi dalgınlıkla diyelim, elindeki hamburger poşetini şöyle buruşturup kenara fırlattı. Ortada çöp falan da yok. Karşıdan gelen bir abimiz öyle sert girdi ki çocuklara. Yani dedi ki hayvan gibi yere atıyor. Sanki hayvan yere çöp atıyor da. Hayvan gibi yere atıyorsunuz falan diye girdi. Ortam bir anda gerildi bilmem ne. Genç arkadaş poşete tekme attı. Seni de atarım yere falan filan gibi. Son derece böyle gayet hoş medeni diyaloglar cereyan etti. Ben de zaten olayın gerisini seyretmeye çok içim kaldırmadığı için uzaklaştım. Birkaç gün sonra aynı yerde gene çimlerin üstünde kitap okurken bir arkadaş başka bir çocuk, bu sefer teneke kutular falan içeren bir şey attı yere. Yanına doğru fırlattı. Hemen çimlerde oturan birisi, yani bu gerçekten enteresan mizansen gibi, koşarak kalktı, hızla onları topladı. Çocukların gittiği yöne doğru koşarak biraz önce, yani az sonra onların geçeceği bir çöp kutusuna lap diye onları attı, koşarak tekrar yerine döndü. Çocuklar durdular. Hiçbir şey demedi biliyor musun onlara? Hiçbir şey söylemedi. Sadece koştu, onların attığı çöpleri aldı. Gayet neşeli bir şekilde götürdü ve çöpe attı. Baktılar gayet şortunu, tişörtünü giymiş genç bir hanım arkadaş. İşi o değil normalde. Belediye görevlisi falan da değil. Orada diğerleri gibi oturuyor, keyif yapıyor. Ama bu gösterdiği davranış, eminim o arkadaşlara tabii gidip sormadım, konuşmadım ama o çöpe atanları bir daha geri dönülemeyecek bir şekilde değiştirmiş olmalı. Çünkü suratlarındaki bakıştan onu anladım. İnsan çatıştığı zaman ısrarcı oluyor. Ama evet, birisi ona yardım ettiği zaman çok kolay değişiyor. Yani davranış değiştirirken biraz da buna baksak, vaaz ettiğimiz şeyi biraz yapsak, İngilizce'de de derler ya practice what you preach diye. Yani hakikaten bu kısım önemli. Bu arada practice what you preach, Testament'ın süper bir şarkısıdır arkadaşlar. Practice what you preach aklıma geldi şimdi. Bir daha dinleyin. Vallahi çok güzel bir albümdür şu o da. Allah'tan ayrılsa. Albüme adını veren parça bu arada. 1992 tarihli albüm yanılmıyorsam. Testament. Nasıl da araya ürün reklamı aldım. Testament. Evet. Testament'ı severim hocam. Bu kadar tarih ve bilgi hatırlaması için. Ama biz gençken üniversitede hep onları dinliyorduk ki biz. Ya bu arada tarih kesin yanlıştır. Benim sadece dinlediğim aralığı söyleyeyim. O sırada albümler Türkiye'ye 2-3 sene geç geldiği için muhtemelen 80'lerde çıkmış bir albüm.